Ben açıkçası onların bu tartışmasından çok sıkıldım. Yani Özden'le Maria'nın hiç gerçekten hani... Ama şimdi sıkıldın da yani Hayır, bu şöyle bir yarışmada oluyor şekilde. biliyorsun. Farklı Yani vücutlar bir araya daha böyle gelmeyince bu kaç hafta uzuyor. sürüyor. Birbirlerini tabii. sevmediklerinin farkındayım ama hani bir tatlı itişme olur. Çok tatsız. Ben biraz daha böyle enerjik olsun. Yani gerçekten hani sevimsiz bir şekilde... Özlemciğim kişi kendinden bilir hesabı bir yorum yapıyorsun ama yani bir Yani Özlem mesela Özden kolay yetişmiyor. Ben sana hiçbir zaman sempati duymadım. Ondan örnek ver. Nasıl sempatik bir tartışma mesela, yaşayabilirler? Ama şöyle bir şey. Ben eğlenceli şekilde tartışıyorum. Ama sen, komikli. Senin tarzın. Komikli, janjanlı. Senin hayata sürprizli. Bakış açın ve o kadar ciddiye alışın. Bir de şey çok kötü bir şey. Ben burada Maria'yı yalnız hissediyorum şu konuda. Bu yine bana bakıyor ya. A, pardon, görüşünü de kapatsın. Kız sana bakmasın yani. Özden kimseye öyle bir şekilde davranamaz. Ve şu da var. Şimdi Özden'in arkasını Nihal dolduruyor. Ben dün izlediğimde de bunu anladım Maria'ya olan davranışlarından. Arkadaşlar, Özden'in desteklenecek bir davranışı yok. Ve yersiz Maria'nın üstüne gidiyorlar. Ben onu görüyorum. Dün Nihal Maria'yı rencide etti yine kıyafetleriyle ilgili. Kendine önce tarz yap gibi yine konuşmalarla. Şimdi Maria'ya baktığım zaman Nihal'den bana göre bir farkı yok. Bana göre tarzları da aynı. Özden'in davranışlarının arkasından gitmesin bence Nihal'de. Sempatikleştirdi ya bize aslında, bu olaydan sonra. Aslında. Ben Maria'ya üzülmeye başladım. Kıza dönüp nasıl diyebilirsin? Ki sen bu yine bana bakıyor. Şimdi onda öyle bir şey var Özden'de. Psikolojiyi de yersiz bozuyor. Bir özgüven Ayşegül, var. Ayşegül bak ben şunu da çok iyi hatırlıyorum. Hani Özden'in bir sürü olumsuz davranışı var ama bir final akşamında .çıplak.com diye bir Şimdi oralara girme Özden. Yani hoş Özlem, değil anladın yani mı? Yayında kullanılacak şey var, kullanılmayacak Hayır. şey. Ben senden bunları hiç beklemiyorum ama yani. Peki bir konuklarımızdan yorum alalım. Merhabalar Öykü Buyurun. Hanım. Başarılarınızın devamını dilerim. Her Teşekkür ediyoruz, önce. Sağ olun. Kızlarımızın hepsi çok güzel, hepsi anne baba evladı. Allah hepsini annelerine babalarına bağışlasın her şeyden Amin. Önce. Kimseyi kimseyi linç Amin. Etmesin. Bazı meyveler geç olgunlaşır. Özden de olmamış daha yani o küçük. Evet. Olgunlaşacak, yaşaya yaşaya, öğrene öğrene tecrübeler edinecek. Herkes hata yapabilir ve kimse hatası için linç edilmesin. Yani o da öğrenecek, büyüyecek. Mesela Ayşenur daha erken olgunlaşmış yaşına rağmen. Onu çok takdir ediyorum. O çok da beğeniyorum. Ederim. Favorimdi. O zaman boyundan büyük laf etmeyecek ya da hareket Ama öğrenecek, yapmayacak. Öğrenecek. Onlar da öğrenecek. Ama sizlerin de çok hataları sorun var. Sorun ekranda hepiniz öğreniyor. Öğrendiniz siz ve mesela şu anda sonra. Gayet hepiniz olmuş insanlarsınız. Ama hepiniz içinizden böyle çok... bir şey gördünüz mü? Biz yani ben sizlerin hala de çok oradayım. Tartışmaları ben kimseye vardı. Sıcak maşa fırlatamam. Gerçekten. Ya, tabii ki asla. Öyle şimdi onu tasvip hani etmiyorum. Onlar daha işte şimdi sizlerden öğrenecekler. Böyle böyle sizlerin eleştirileriyle, büyüklerinin eleştirileriyle evet, biz öğrenecekler. Aslında bunun için buraya. Sonuçta hepimiz evet. seyirciyiz ve bir nasıl Bir de ben Öykü Hanım şeye çok takılıyorum. Buyurun. Hani ben oynamadım da elendim. İşte onlar oynadılar da jüri nedir? Yani şimdi jüri oynayan Konuşun. İnsana kanıyor mu? Pardon yani. Jüri tarzda oy veriyor ve karar veriyor. Onlar bu işin kurdu. Yani oynayan insan onları mı aldatıyor? Pardon. Yani bizi aldatabilir belki. Herkes aldatır. Ama Nurella'yı aldatabilir mi? Ya mümkün değil. Kemal Bey'i aldatabilir mi? Yani oynamadım. Verilen kararlardan ben yola çıkarsanız çok karşıyım. Tabii ki. Bilemiyorum. Bakın. Belki anlatamıyorumdur duygularımı ama... Gerçekten ben jüriye haksızlık olduğunu düşünüyorum bu yorumlarda. Ne güzel ben şeyler de kendimi söylediniz. Anlatamıyorum gerçekten. Bakın bu, böyle şeyler olmuş. Kullanmayın yani bu jüriye bir haksızlık her şeyden önce. Kızlar kendiler olabiliriz. Gerçekten belki yanlış düşünüyor da olabilirim. Kusuruma bakmayın. Hani yanlış şeyler söylemek istemem. Sizleri çok seviyorum. Sakın beni yanlış anlamayın. Almina'nın söylemek ayrıca, istediği başka bir şeydi yok, ama. Ben, ona, ben tamamen sizin için konuşmuyorum. Birçok kişi Hayır ben bak, kurdum. Ben sizin için dedim. Sizi hedef alarak konuşmuyorum. Birçok kişi bu kelimeyi bu yarışma için de değil. Hani bu hayatta da böyle. Hani ben konu büyüyor yani, giderek. Büyüyor. Yani bunu sizin için söylemiyorum. Bir de 14 yaşında bir oğlum var. Allah bağışlasın. Ayşegül'e aşık. Aa. Onu istemeye geldim oğluma. Sizi çok seviyor. Bekarım evlenebiliriz. Çok selam söyledi. Büyümesini bekle. Ona öpüyorum. Çok seviyor sizi. Yayınınız için gerçekten tebrik ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben doğru anladım. Ben şöyle bir özetleyeyim hanımefendinin demek istediği şeyi. Aymin'e burada niye özetliyorum? Ya ben Hayır, anladım ben söyleyeyim. Söylemeye çalıştı. Kızlar da şu gitsin Ayşe gitsin Fatma gitsin diyorlar ya. Arkada nabza göre şerbet verilenler
ismi söylenmiyor. Kimle tartışılırsa, kimle arkadaşlar kulis yapılırsa o söyleniliyor. Tamam da onun ben de arkada oynamadım diyor. Olmadığı için gitti. Anlayamadınız tamam herhalde. Tamam işte o, ben de onu söylüyorum zaten. Böyle bir durum Almila için olmadı. Tarzım olmadığı için gittim değil de yani bana öyle gittin Almila. Gerçekten ya öyle gittin. Sana öyle gittim ama ben benden önce gidilmesi gereken insanların olduğunu düşündüğümü söylüyorum. Düşünseydin jüri ona göre karar verirdi. Sadece bir günlük konsepte göre karar verilmiyor. Şimdi tabii ki hafta içi ben sizi kabullendim. O hafta içinde düşüşümü söyledim. Ama ben o gün evet onlar açısından yanlış bir kostüm giysem de ben yine de birkaç kişiye göre daha çok emek orijinal verdiğimi, miydin? Daha çok tarz olduğumu düşündüğümü galalarda. Söylüyorum burada. Galada ve ya da hafta ama içi. Bir şey söyleyeceğim. En büyük örneğimiz maalesef Özlem ama Özlem şöyle bir şey var. Mesela Özlem'de gelişme gösterebilecek bir şey vardı ki o kadar kaldı. Ya da demek ki sende yoktu ve ben bunu göremedim. Örneğin herkes bana katılmasa da o saçlarından yani. Demek ki gitmen gerekiyor. Nurella'nın tam da böyle bir yorumu vardı. Benle konuşma Allah'ım. Benim hiç şey zaman saçında post iş yoktu. Aa, sen hiç izlemedin herhalde yarışmayı. Nurella'nın da tam da böyle bir yorumu vardı aslında senin ismini yazmakla ilgili. Yani bu kadar dahasını göremeyeceğimi ben düşünüyorum diye bir yorum vardı. Jürinin kararlarını düşünürken aslında hatırlamıyorsunuz neler söylediklerini. Sonradan dönüp baktığınızda özellikle son hafta sen de kabul ediyorsun ki çok iyi değildin. İşte ben de onu diyorum ki o son hafta başka birileri de iyi değildi, ben de iyi değildim. Söyle o isimleri. Emel o hafta çok kötüydü. Neden iyi değildi? Onu da söyle. Hafta içi o da zaten çok yıldız alamamıştı. Yani Emel de sürekli tekrarlıyordu kendisini. Orijinal miydi yaptığı şey? Emel'in o gün yaptığı şey orijinal değildi. İspanyol bir kere orijinal onu miydi? Sizin sezondan bir... Başka bir yarışmacı arkadaş yapmıştı ve onun üstünde olduğunu da düşünmüyorum o performansla. Yani benim yerime Emel mi çıkmalıydı oraya diyorsun? Evet. Emeksiz de evet o gün Emel. Ben de Emel'in gelişme gösterebilecek açık olduğunu düşünüyorum. Yani. Ben onlar da iyi değil ama. Tarzını değiştirebileceğini düşünüyorum. İşte bak sana öyle düşünemiyorum. Bu benim evde oturduğumda da yani hani sen bana tarz olarak sıkıcı geliyorsun anladın mı? Sıkıyordu beni senin tarzın. Peki hanımefendiye söz verelim buyurun. İyi yayınlar Öykü Hanım. Ben de Almila'nın çok masum buluyorum. Yani çok masumca yorumlar yapıyor. Kendini yeteri kadar savunamadığını düşünüyorum. Hı hı. Çok tarzı olmayanlar daha uzun süreler orada kalabiliyor ama çok çeneleriyle kalıyor. Biraz bu yarışın içinde strateji de var. Almila kendisini kabul ediyor. Çok masum böyle duruyor. Daha hani dediği gibi daha çok büyümesi mi gerekiyor bilmiyorum. Pişmedim. Daha ortamlarda bulunman evet, gerekiyor herhalde. Özden'in yaptığını da kavgada bile yapılmaz. Çok tehlikeli bir kız. Kavgada yapmış. Yani kavgada bile yapılmaz. Yani büyük dövüşte başa atmak ne demek ya? Başkasına gelseydi yani karakolluk olurlardı. Allah korusun. Çok tehlikeli bir şey. Yani gözü şey kararıyor kızın. Yani normal değil bence. Şey Maria yani çok itici geliyordu bana ama sabrından dolayı tebrik ediyorum onu. Gala ile ilgili ben bir şey söyleyebilir miyim? Bizim de yaptığımız hata şu değil miydi? Daha az performansı iyi olan ya da yıldızı az olan insanları göndermeye çalışıyorlar. Ne kadar yanlış yapıyorlar. Kemal'le bunu doğru değil zaten. Mi? İyileri göndereceksin. İyileri göndermeye çalışsınlar. Dişileri yollamaya çalışsınlar. Taklitleri göndermeyeceksin. Nerede sessiz seda? Sen doğru söylüyorsun. Seni yollamamaları gerekiyordu. Çünkü senin kalman gerekiyordu. Tuğçe'den stratejiler. Ben bence ders öyle. Ders bir. İyileri yollamaya çalışsınlar.